Vallahi artık öyle. Sen beni durdurmadığın sürece de öyle gözüküyor. Karar senin. Kronometre çalışmaya başladı şu an. Bize ne yaptığını görüyor musun? Beğendin mi geldiğimiz noktayı? Hoşçakal. Hayatım sonuna kadar görmek istemiyorum bir daha seni. Narin, anlat bana, her şeyi anlat. İçinden, aklından ne geçiyorsa anlat bana. Sabaha kadar burada oturup seni dinleyeceğim. Ben gerçekten ne düşüneceğimi bilmiyorum seninle ilgili artık. Gerçekten. Yani hiçbir şeyden emin değilim. Sen benden uzaktayken her şey daha kolaydı. Yani böyle... seni görmediğim zamanlarda iyi kötü bir hayatım vardı. Devam ediyordum, idare ediyordum. Sonra ırmağın kolunda hayatıma girdin tekrar. O günden sonra yani bir yıldır bana yapmadığın şeyi bıraktın. Bir sürü şey oldu. Ben gerçekten unutamıyorum hiçbirini. Şimdi de kalkmış evlenme teklif ediyorsun hiçbir şey yokmuş gibi. Ben gerçekten güvenemiyorum sana artık. Narin, biz evleneceğiz. Her şeyi unutturacağım sana, söz veriyorum. Bütün bu kuşkularını. Yalnız bu fikir tartışması içindeyken bunu yapamam. Bul o zaman kuşkuları unutturmanın bir yolunu. Bulacağım. İçindeki bütün kuşkuları akıtmaya yardım edeceğim. Ama bu sefer seninle kavga ederek değil. Bana iyi davranarak da geçmişi silemezsin. Narin, kötü davranarak hiç silemem. Fırat, öyle olmaz gerçekten. Gerçekten öyle olmaz. Olmaz öyle. Ben gerçekten evlenmekten korkuyorum seninle. Benimle? Evet, seninle. Evet, güvenmiyorum ben sana. Çünkü her seferinde şahane bir hayatımız olacağını söyledin bize. Ama her seferinde çekip gittin sonunda. Her seferinde yok oldun. Evet, ben güvenmiyorum sana çünkü çok korkuyorum. Çünkü bilmiyorum ki... eğer ben evet dersen başımıza bir felaket gelecek. Her seferinde öyle oldu. Her seferinde ne zaman bir şey kabul etsem ve evet desem... Tamam Narin, tamam. Yine öyle olacak, biliyorum. Tamam, evlenmeyeceğiz. Bu konuyu kapatıyorum şu an, tamam mı? Açmayacağız bu gece bu konuyu. Senin üstüne geldiğimin farkındayım. Belki yalnız kalmak sana iyi gelir. Niye canım bu kadar sevdiğim adama hayır diyorum? Neden yapıyorum bu kötülüğü kendime? Neden? Ay yeter ya. Ders ders. Aa, içim sıkıldı içim ya. Ne yapayım be? Senin gibi boş boş oturayım mı? Allah Allah. Senin yüzünden kısmetim de kapandı zaten. Ay bırak ya. Genç kızsın sen. Biraz eğlen, gez, dolaş. Aa, yeter. Ya evde de oturuyorsun, böyle ders çalışıyorsun sabahtan akşama kadar... ya da Fırat, Fırat diye inliyorsun. Sıkıldım ya. Ne alakası var ya? Niye inleyeyim ya? Allah Allah, benim işim gücüm var diye vakit ayıramıyorum. Yoksa umurumda değil Fırat Murat. Var mısın iddiaya? Varım, ne var? Görürsün bak.
önüme çıkan ilk kişinin teklifini kabul edeceğim. Göreceksin bak, hiç alakası yok. Ha? Evet. Ha. Göreceğiz. Duy da inanma yani. Allah. Hiç alak... Deniz yeter ya. Yeter, bir çalıştırmıyorsun. Sıkıldım ya. Tanıyor musun şunları? Şu iki kız mı? Hı. Evet. Ne o? Hoşuna gitti galiba. Evet, ikisi de birbirinden güzel. Heveslenme hiç. Onlardan sana iş çıkmaz. Orası belli olmaz. Var mısın iddiasını? Bugüne kadar benim boş döndüğümü gördün mü hiç? Alırım ama arabanı. Sen sıkıldın galiba arabandan. Anlaştık. İki haftaya kadar ikisini de ayarlayamazsan bu anahtar senin. Anlat bakalım bildiklerini. Koyu saçlı olan tam bir namus kumkuması. Kitaplardan başını kaldırmaz. Akşamlar da bir ara çalışıyor galiba. Geç vakitte geliyor buraya. Diğeri İstanbul'un neredeyse en zengin kızı. Neşeli, hoppa, şımarık. Narin bir baksana. Bu arkadaş bundan sonra bizimle çalışacak. Adın neydi senin? Nazmi Mete Bey. Heh işte. Nazmi ile beraber çalışırsınız bundan sonra, tamam mı? Tabii. O da birkaç masaya falan bakar. Tabii Mete Bey, tabii. Giyecek bir şeyler bakalım isterseniz. Tamam. Geldim Narin Hanım. Aa, öyle hanım falan yok. Arkadaşız biz yahu. Eşit burada her şey. Yalnız bu iş biraz zordur, söyleyeyim sana. Öyle siparişlere dikkat edeceksin. Müşteriyle sürekli ilgileneceksin. Daha önce garsonluk yaptın mı? Yok ama çabuk öğrenirim. Heh. Tamam, harika. Hadi bakalım. Narin Hanım. Yolda size eşlik edebilir miyim? Tabii. Tabii Nazmi, gel. Şeften duydum. İstanbul Hukuk'ta okuyormuşsunuz. Evet, okuyorum. Hı hı. Sen okuyor musun? Evet ama açık öğretim haklı ilişkilerde. Ama tekrar sınava gireceğim. Çünkü çocukluk hayalim savcı olmak. Tabii puanları çok yüksek. Nerede Hanım? Buyurun. Yok ya Rıfat, ben bu akşam gelmeyeceğim. Sen git. Tamam, hadi görüşürüz. Ya binseydiniz şimdi... Yok yok, hava çok güzel zaten ya. Ben yürümek istiyorum. Şoförünüz mü? Yok ya, ev arkadaşımın adamı. Boş ver. Neyse, ne diyordun? Ha, hukuk okumak evet, istiyorsun demek. Bir yandan iş, bir yandan ders. Biraz zor olacak gibi. Yok ya, o kadar da zor değil aslında. Yani... Umarım. İyi. Kim lan bu? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.